Bunları hemen folyoya saracağım ben. Bu arada fırınınızı önceden mutlaka 200 dereceye ısıtmış olun. Bunları aynen şu şekilde paket yapacaksınız. Şu şekilde fırın tepsisine koyuyorum. Dediğim gibi 200 derece önceden ısıtılmış fırında bunu yaklaşık büyüklüğüne göre 1 saat ve 1,5 saat arası pişireceksiniz. Şimdi içine böyle klasiğin dışında daha fresh, daha lezzetli bir dolgu hazırlamak istiyorum ben. Şimdi ilk olarak böyle krem peyniri alıyorsunuz. Olduğu gibi bir karıştırma kabının içine hepsini koyuyorum. Sonra bunu şu şekilde yavaş yavaş yumuşatacağım. Bir krema haline gelene kadar yumuşatacağım. İşte öncelikle biberle başlayayım. Bunları küçük şeritler halinde doğrayacağım. Şimdi bunları doğradım içine. Hemen biraz turşu doğrayacağım. Şöyle bir bakalım nasıl oranı. Geldik zeytinlere. Bundan daha az. Yeşilden daha çok koyacağım ki harcım çok tuzlu olmasın. Ben bunları da karıştıracağım içine. Burada biraz frenk soğanı var, onu göstereyim. Bunun bir kısmını içine koyacağım. Bir kısmını yine burada saklayacağım. En son süslemek adına üzerine serpeceğim. Şu şekilde içine keseceğim. Malum biraz aroması gelsin istiyorum. Biraz içine mısır da atalım. Harcım hazır. Şimdi tek ihtiyacım olan patateslerimin pişmesi. Patatesleri fırında pişti. Hemen bir çatal bıçak yardımıyla harekete geçeceğim. Şöyle çok fazla değil, hafif bir şekilde patatesimi açmak istiyorum. Önce patatesin içini birazcık çıkartın. Sonra buradan tereyağı koyacağız ama küçük küçük yapalım. Ki çabuk erisin, her yerine geçsin güzelce. Bolca kaşar peyniri koyuyorum içine. Bütün patatesi tamamıyla tereyağı ve kaşar peyniriyle ezmiş olmaya özen gösterin. Hemen bu hazırladığım karışımdan kocaman bir şekilde içine dolduracağım. Burada başka ne seviyorsanız biraz siyah zeytin, biraz yeşil zeytin. Tam bu sokak satıcıları gibi yapmak istiyorum. Birazcık mısır. Biraz da üzerine frenk soğanı ekleyeceğim. Çok fazla değil, şu şekilde.